ne oluyor? Biraz onu paylaşmak istiyorum size. Şimdi her zaman sizinle paylaştığım bir şey var. Piyasayla ekonomiyi birbirine karıştırmayın. Piyasa başka bir şey, ekonomi başka bir şey. Birbirleriyle kesişim alanları var, birbirlerinin içine geçtikleri yerler var ama birbirleriyle aynı şey değiller. Örneğin emtia fiyatları, altın gibi, bakır gibi, gümüş gibi, petrol gibi emtia fiyatları çok fazla değişkenden etkileniyor. Ekonomi de bunların ana değişkeni olsa da tek değişkenden, sadece ekonomiden etkilenmiyor. Döviz de aynen öyle. Dövizde de şöyle bir durum var. Döviz sadece sizin ekonomik durumunuz iyi ya da kötü olduğu için aşağı ya da yukarı gitmiyor. Aynı zamanda beklentiler çok önemli. Aynı zamanda büyük yatırımcıların ne yöne doğru hareket ettiği çok önemli. Aynı şey borsa içinde geçerli. Aynı diğer emtialar için de geçerli. O yüzden bu ikisini birbirine karıştırmak lazım. Hatırlarsanız ben size sürekli olarak bana dolar ne olacak, borsa ne olacak diye sormayın diyorum. Çünkü bu daha ziyade piyasa oyuncularının yaptıkları hareketlere bağlı ve bu konuda da uzman olanlar piyasacılar. Benim açımdan ekonomi dolar değildir. Benim açımdan piyasa işte efendim borsa değildir. Benim açımdan ekonominin ne olduğunu daha önce sizinle paylaşmıştım. Benim açımdan ekonomi işsizliktir, istihdamdır, kişi başı gelirdir, üretimdir, yatırımdır, ihracattır. Bizim ne ürettiğimiz ve ne yaptığımızdır. Benim açımdan ekonomi budur. Bunların iyi olmasını isterim. Ben bunlara bakarım ben. Ekonominin ana şeysi budur. Bu göstergeleri düzelttiğiniz zaman piyasa bunun peşinden gelir. Ama Türkiye ne yapıyor? Türkiye ekonominin peşinden gidip piyasayı peşinden sürüklemek yerine piyasanın peşinden gidip ekonomiyi saldım çayıra mevlam kayıra durumunda yapıyor. Neden? Ülke kötü yönetildiği için. Ülke o kadar kötü yönetiliyor ki Türkiye sürekli olarak yurt dışından gelecek sıcak paraya muhtaç. Türkiye yurt dışından sıcak para gelmediği anda ekonomisi titremeye başlıyor. Tıpkı uyuşturucu müptelaları gibi. Biz titremeye başlıyoruz. Sürekli titriyoruz. Sıcak para gelmediği zaman. En son bugün işte açıklama geldi. Belki görmüşsünüzdür. Yabancıların, Türklerin değil, yurt dışında yaşayanların döviz işlemleri üzerinden ödemelerine, yani döviz işlemi yaptıkları zaman ödeyecekleri vergiye vergi muafiyeti geldi yabancılara. Banka, sigorta ve muamele vergisi alınmayacak yabancılardan. Yanisi şu, siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak işlem yaptığınızda vergi ödeyeceksiniz ama yabancılar yaparlarsa vergi ödemeyecekler. Bu Türkiye'nin nasıl göbekten yabancı sermayenin eline bağlı olduğunu, insafına bağlı olduğunu gösteren en önemli göstergelerden biri. AKP 18 yıllık iktidarının sonunda Türkiye'nin iplerini faiz lobisinin eline vermiştir. Finans lobisinin eline vermiştir. Hem de yerli değil, yabancı finans lobisinin eline vermiştir. Bu da en önemli göstergesi. Yerlilerden vergi alıyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları dövizde işlem yaptıklarında vergi alıyorum. Ama yabancılar beni sevsinler, bana para getirsinler. Onlardan vergi almıyorum. Bu açık açık Türkiye'nin nasıl göbekten sıcak paraya, yani uyuşturucuya mahkum edildiğinin göstergesidir. Çok önemli bir işarettir. Hepimiz açısından çok önemli bir gösterge bu. Şimdi Merkez Bankamız ne yapıyor kısmını sonunda söyleyeceğim. Çünkü Merkez Bankamız Erdoğanomics'in en önemli görüşü olan faiz
enflasyonu artırır, faiz ekonomideki bütün kötülüklerin anasıdır teorisinden dönüş yapmamak için, 2 yıldır o yoldan gidiyoruz, dönüş yapmamak için faiz artıramıyor ama örtülü faiz artırıyor. Örtülü faiz artırımıyla da işte olan şu an itibariyle budur. Hemen size söyleyeyim, şu anda 7.28 civarında görüyoruz. Bankalar arası piyasada, bilmiyorum bu fiyatlardan satış alış işlemi görüyor musunuz? Öyle bir şey şu an itibariyle yok. Peki dolarda ne oluyor? Biraz ayrıntıya girip onlara bakalım. Sonra da Merkez Bankası tarafına kıracağız. Merkez Bankası ne yapıyor? Neden bu kadar Türkiye riskli bir noktada duruyor? Döviz böyle 6.90'lar, 6.80'ler, 6.70'lerde durdu da dolar birdenbire niye patladı? Biraz ona bakacağız. Ondan sonra da Erdoğanomics çöküyor derken ne demek istiyorum? Onu sizinle paylaşacağım. Şimdi hemen Aydın arkadaşımızdan rica edelim, grafikleri hazırlasın. Dostlarım, bir malın fiyatını kapitalist ekonomide belirleyen şey nedir? Arz ve taleptir. Yani bu mal isterse dolar olsun, isterse domates, isterse altın, isterse gümüş olsun. Birçok başka etken de olmakla birlikte asıl nedeni ne kadar var, ne kadar bulunuyor ve ne kadar insan onu talep ediyor. Türkiye'de dolar hareketinin ana nedeni insanların koşarak dolar almaya gitmesi. Bir malı alabilmeniz için birilerinin de onu satıyor olması lazım. Satan kim? Birazdan göreceğiz. Merkez Bankası ve kamu bankaları. Onların dışında kimse satmayınca, yabancı yatırımcı gelmeyince, turizmde olmayınca döviz girişi düşünce, bir de sizin yurt dışına yapmanız gereken ödeme olunca, işte o zaman böyle oluyor. Dolar fırlıyor. Şimdi yurt dışında yaşayan, yurt içinde yaşayanlarla yurt dışında yaşayanların döviz mevduatlarını biz birbirinden ayırıyoruz. Bankadaki döviz mevduatlarına döviz tevdiat hesapları diyoruz. Bu döviz tevdiat hesaplarına da yurt içi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarıyla yabancıların döviz tevdiat hesapları diye ayrı ayrı bakıyoruz. Yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarını da ikiye ayırıyoruz. Bireyler, yani Ahmet, Ayşe, Hatice, Hasan, Emin, Emine dövizleri, bir de kurumsalların dövizleri. Şu an itibariyle yurt içinde yaşayan bireylerin, yani Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Hasan'ın, Hatice'nin bankalarda 131 milyar 253 milyon dolar döviz tevdiat hesabı var. Yani vatandaşlarımızın bankalarda birey olarak, kurum değil, şirket değil, birey olarak 131 milyar 253 milyon doları var. Bunların büyük kısmı bankalarda, küçük bir kısmı da faiz dışı işlem yapan katılım bankalarında. Küçük bir kısmı, ama toplamda sistemin içinde, finans sisteminin içinde bireylerin, kişilerin 131 milyar 253 milyon doları var. Bu çok büyük bir para. İnsanlar bu paralarını neden acaba Türk lirasında tutmamışlar? Neden TL'de yatırmamışlar sorusunun yanıtı iktidara duyulan güveni gösteriyor. TL'ye duyulan güveni gösteriyor ve tabii TL'nin itibarından, onurundan, şerefinden sorumlu olan iktidarın ve Merkez Bankası'nın itibarını gösteriyor. Peki bir sonraki grafiğimiz bize önemli bir şey söyleyecek. Bu yurt içinde yaşayan bireylerin dövizleri ne kadar değişmiş? Yani ne olmuş, ne kadar olmuş? Bayram öncesi hafta 5 gün değil, 4 işlem günüydü. Biliyorsunuz cuma günü kapalıydı. Merkez Bankamızın verisiyle bayram öncesi hafta 4 günde halkımız 4.2 milyar dolar döviz alıp bankalara yatırmış. Bakın, kurumlar değil, bireyler, yani Emin, Ayşe, Hatice, Hasan, Ahmet, Mehmet, Jale 4.2 milyar dolarlık bankaya para yatırmış. 4.2 milyar dolar, ama TL olarak değil. Dolar olarak. Yastık altına konanlar bu hesabın içinde yok. Biz sadece şeyi görüyoruz. Merkez Bankası'ndan bankalardaki mevduatı,
onun ne kadarı döviz, ne kadarı bireylere, ne kadarı kurumlara ait. Yani sadece 4 günde halkımız gitmiş, demiş ki bu dolar uçacak, 4.2 milyar dolar almış. O zaman bu insanlara güven vereceksiniz. Size güvenmiyorlar. Boşuna bizi kandırmayın. Yok büyük oyunu gördük, yok yabancılar bize saldırıyor, yok Türk ekonomisini kıskanıyorlar. Hayır, kendi halkınız size güvenmediği için gidip dolar oluyor. Bayramdan sonraki dönemi henüz bilmiyoruz. Onu Merkez Bankamız açıklamadı. Ama bayram öncesi 4 günde 4.2 milyar dolar aldı. Peki kurumları da katınca ne görüyoruz bayram öncesi haftada? Hemen Aydın'dan rica edelim o grafiğimizi de göndersin. Bayram öncesi hafta kurumlar artı bireylerin toplam mevduatları ne kadara geldi? DTH yani döviz tevdiat hesapları 212 milyar 920 milyon dolarlık döviz mevduatı var Türkiye'de yurt içi yerleşiklerin. Bakın Almanya'da yaşayan gurbetçi kardeşlerimizin gönderdikleri veya yurt dışındakilerin Türkiye'deki bankalara yatırdıkları para değil bu. Türkiye'de yerleşik Ahmet, Ayşe, Hasan, Hatice bunların parasından bahsediyoruz. 212 milyar 920 milyon dolar. Son veri, en son elimizdeki veridir bu. Temmuz'un sonu itibariyle, bayram öncesi hafta itibariyle Merkez Bankası'nın açıkladığı. Şimdi ne kadar artmış peki o 4 günde toplam kurum artı bireylerin, Türkiye'de yaşayan kurum artı bireylerin bankalardaki parası? Bir sonraki grafiğimiz de bunu gösteriyor bize. Hem kurumların hem bireylerin toplam ne kadar bankada para artışı olmuş? 4 günden bahsediyoruz. Bayram öncesi 4 günden 4 milyar 360 milyon dolar artmış. Yani yastık altına konanlar veya cüzdan içinde tutulanlar hariç halkımız 4 günde bayram öncesinde bu dolar artacak demiş ve gitmiş 4 milyar 360 milyon dolar almış. İşte burada ekonomi yönetimine sormamız gerekiyor. Halk bir zamanlar sıfır atıldığı dönemde TL'ye güveniyordu da şimdi neden güvenmiyor? Neden parasını TL olarak bankaya yatırmıyor da gidip dolar alıyor, döviz alıyor acaba? Neden acaba? İşte ana soru bu. Şimdi ben burada sizinle birkaç açıdan bu artışı paylaşmak istiyorum. Bir tanesi yılbaşından bugüne, diğeri de son bir yılda ne olmuş? Çünkü dövizdeki artışı öyle bir haftaya, üç güne, beş güne indirmememiz lazım. Aslında bu biriken bir enerjinin patlaması. Türkiye ekonomisi krizde olduğu halde önce hiç krize girdiğimizi reddettiler. Sonra da girmediğimiz krizden öyle hemencecik çıktığımızı iddia ettiler. O yüzden buna biraz daha ayrıntılı bakalım. Gerçekten girmediğimiz krizden çıkmış mıyız? Halkımız TL'ye güvenmiş mi? Sayın Albayrak'ın yaptığı açıklamalara güvenmiş ve parasını TL'de mi tutmuş? Hemen göstereyim size. Yılbaşından bu yana yurt içindeki bireylerin, yani Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Hatice'nin, Hasan'ın bankalardaki döviz mevduatı 10 milyar 966 milyon dolar artmış. Bakın dostlarım, Türk lirası olarak artmamış. Dolar olarak 10 milyar 966 milyon dolar artmış. Yani gitmişler dolar almışlar. Bunun ne kadarını evde tutmuşlar, cüzdanlarında tutmuşlar bilmiyoruz. Ama 10 milyar 966 milyon dolarını götürüp bankaya yatırmışlar. TL'ye güvenmemişler. Yani TL'nin efendisi Merkez Bankası'na güvenmemişler. Yani ekonominin efendisi Sayın Albayrak ve Sayın Erdoğan'a güvenmemişler. Sayın Erdoğan ve Sayın Albayrak ülkeyi iyi yönetir, Türk lirası değer kaybetmez dememişler.